Merhaba. Bu videoda sizlere Aptamil'in 0-6 ay bebek sütü hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bu ürünü Ebebek üzerinden aldık, satın aldık. Bazı sorunlarla karşılaştık. Bu sorunları dile getirmek için bu şekilde bir video yapmaya karar verdik. 350 gram bir paket halinde, iç kısmı da bu şekilde. Ürünün yapılışı, arka kısmında nasıl yapıldığı hakkında bilgiler var. 40 derecelik bir su, kaynar su yapılıp biberona konuyor. Genelde bu videoyu zaten anne ve babalar bilgi amaçlı izleyeceklerini tahmin ediyorum. Şimdi bu bebek sütündeki köpürme ve tortuları sizin de görmenizi istiyorum. İnternette ve Google araştırmalarımda birçok sitelerde Aptamil'in köpürmesinden kaynaklı, kalıntılarından kaynaklı birçok şikayet oluşturulmuş. Ben ilk defa Aptamil kullandım ve bir daha kullanmamak kararı aldım. Şimdi 30 milimlik bir tek ölçeklik bir süt hazırlayacağım. Formülünü hazırlayacağım. Şimdi görüyorsunuz. Bu şekilde yapışkanlı bir halde 40 derecelik suyumuzu atıyoruz. Kutu arkasında o şekilde yazıyor formülünde. Gördüğünüz gibi kalıp şeklinde kaldı yüzeyinde. Yavaş yavaş iniyor. Şimdi bunu kapağını kapatıp daire şeklinde çalkalamaya geçeceğiz. Ve şu üstteki cam yüzeylere nasıl bulaştığını göreceksiniz. Evet, bu şekilde camlarda kalıntı kalıyor. Kesinlikle gitmiyor. Bunu her türlü denedik. İster hızlı, ister yavaş. Suyun sıcaklığını arttırdık, azalttık, kaşıkla karıştırdık. Bu camlara yapışan tortu lekeler hiçbir zaman gitmedi. Bu şekilde iyice çalkalamamıza rağmen gördüğünüz gibi bu şekilde kalıntılar meydana geliyor. Ve bu şekil içerisinde üst kısmında köpürmeler meydana geliyor. Mamanın tarihine baktık. Yakın tarihli. Onda da bir sorun yok. Yeni üretilmiş bir tarihli. Üretim tarihi. Yani bu köpürmesi ve bu kalıntıların kalması ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Yani bunu bu şekilde yapsak da oluyor. Hızlıca çalkalasak da köpürüyor. Genelde biz bunu çay kaşığıyla yapmaya başladık. Önüne geçemedik çünkü bu paketi bitirmek istedik. Çocuğumuza vermek istedik. Bu şekilde sunduk, verdik. 4 aylık çocuğumuza bir ay boyunca, yani 3 ile 4 ay arasında Esama kullandık. Esama'dan Aptamil'e geçmek istedik. Çünkü markasına, reklamlarına ve çevremizde birçok kişi Aptamil kullandığı için denemek istedik. Kesinlikle pişman olduk. Bir hafta boyunca kullandık. Bir kutuyu bitirdik. Çocuğumuza ne gibi etki yaptı? 2 günde, 3 günde bir kakasını yapan çocuğumuz her gün, günde 2-3 defa kakasını yapmaya başladı. Burada besin değerleri mevcut. Yani bu Aptamil'i verince günde 3-4 sefer, hatta ishale yakın, daha cıvık, daha akışkanlı kakasını yapmaya başladı bu Aptamil'i verince. Esma'da o şekil değildi. Yani hazırlanışını gördünüz, köpürüyor. Bu şekil beklettikten sonra, köpüğünü aldıktan sonra çocuğa vermeye başladık. Burada besin değerlerinde şu alt tarafta görüyorsunuz, lekaritin, lif oranları yüksek gibi geldi bana Esama'ya göre.
Ya da bu 350 gramlık pakete göre de değişmiş de olabilir. Bazı yorumlarda 1 kiloluk ya da 800 gramlık olanlarda böyle bir sorun yaşanmadığı yazıyor. Ben 350 gramında yaşadım bu sorunu. Bu sorunda video çekmek istedim. Çünkü anne yine aday, anne, baba ya da çocuk bekleyenler ya da bu şekilde araştırmaya girenler, mama araştırması içerisinde olanlar belki bu video bir katkıda sağlanır. Çünkü ben de çok araştırdım. Daha önce hip kullanıyordum. Hip'ten SMA'ya geçtim. SMA'dan Aptamil aldım. Ve Aptamil'de bu şekilde sorun yaşadım. Yani şu kutunun içerisinde bile yapışkanlı bir şekilde bulunmaması. Bilmiyorum, bu kutuda mı bir sorun var zannetmiyorum. Ve bir daha da almayacağım. Bu kadar deneme amaçlı bırakmıştım dibinde. Aptamil bu şekilde. Şimdi elimde Hero Baby ve SMA var. Onlar için de ayrı bir video çekeceğim. Aptamil hakkında yaşadığım sorunları bu şekilde bir video yapmak istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Yani bu camdaki, yani şu elimdeki biberon bile Chico'nun kaliteli bir biberon. Öyle ucuz bir biberon değil. SMA'da hiç bu şekilde kalıntı yapmadı. Yani bir Aptamil'de yaptı. İçinde bazen böyle kalıntılar bile, tortular bile kalabiliyor. Suyun sıcaklığından kaynaklı olabilir diyecek olanlar yorum yazabilirler ama o şekil suyun sıcaklığı bile denedim ben. 40 derece formüle göre hazırladım. Kesinlikle ondan kaynaklı da değil. Yani şöyle yap koyduğumuz zaman bile yani yoğunluğu, rengi bile farklı oluyor. Böyle kalıntılar var sanki. Şunu boşaltmak istiyorum. Bakın beyaz beyaz lekeler var. Yani bunları çocuğumuza veriyoruz. Ne veriyoruz? Anne sütü yeterli gelmeyince böyle takviye yaptığımız için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu, bakın burada bile kalıntı kaldı yani. Kireç gibi. Karar sizin. Ben kesinlikle Aptamil'den memnun kalmadım. O kadar reklama var. Durum ortada. Belki de benim almış olduğum kutudaki mama bozulmuş diyeceğim ama üretim tarihi yeni tarihli. Kontrol ettim ve ebeveynden aldım. Söyleyeceklerim bu kadar. Karar sizin. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere.